İbn Rüşt Tutarsızlığın tutarsızlığı 12. tartışma Filozofların ilk ilkenin kendi özünü bildiğini kanıtlamada yetersiz kaldıklarına dair. Gazali der ki deriz ki Müslümanlar sonradan var olmayı kabul ettikleri için istenci bilgiye kanıt gösterirler. Sonra bilgi ve istencin her ikisini hayatiyetin kanıtı olarak her hayat sahibi kendini bildiği için hayatı da onun kendi özünü bilmesi hususunda kanıt gösterirler. Bu son derece sağlam bir ussal yöntemdir. Siz filozoflara gelince, istenci ve sonradan var etmeyi olumsuzladığınız ve varlığın ondan çıkmasının zorunlu ve doğal bir uzantı olarak gerçekleştiğini savunduğunuz için onun özünden doğası gereği yalnız ilk nedenlinin çıkması, bu ilk nedeniyle ikinci bir nedenlinin zorunlu olarak ilişmesi ve bu durumun varlıktaki düzen yetkinleşene dek sürmesi, ayrıca onun ısı ve ışık kendilerinden çıkmasına karşın ne kendi özlerini ne de başkasını bilen ateşe ve güneşe benzer bir biçimde kendi özünün bilincinde olmaması elbette akla aykırıdır. Oysa kendi özünü bilen, kendinden çıkan şeyi de bilir. Onların görüşlerine göre ilk ilkenin başkasını bilmesinin kanıtlanamayacağını daha önce açıklamıştık. Bu görüşü savunanlara karşı çıkarak ilk ilkenin kendi özünü bildiğini savunanlara gelince başkalarını bilmeyenin kendini bilmemesi akla uzak değildir. Biçiminde ileri sürülen yargıyı hak etmelerinden dolayı yukarıdaki görüşlerinin geçersiz olduğunu belirtmiştik. Eğer kendini bilmeyen her şey ölüdür, ilk ki nasıl ölü olabilir diye sorulursa şöyle yanıt veririz. Kendi görüşünüzün akışına göre siz bu sonucu kabullenmek zorundasınız. Çünkü sizinle seçme gücü, istenç ve güç yetirebilme niteliğiyle etkin olmayan İşitmeyen ve görmeyen varlık ölüdür diyen kimse arasında hiçbir fark yoktur. Kendinden başkasını bilmeyen ölüdür. Eğer ilk ilkenin bu niteliklerinin tümünden soyutlanmasında hiçbir sakınca yoksa onun kendi özünü bilmesine ne gerek var? Eğer başa dönerek maddeden soyutlanan her şey kendi özünü ve dolayısıyla da kendini akleder diyecek olurlarsa bu konuda hiçbir kesin kanıt olmadığını dolayısıyla bu söylenenlerin kanıtları zorlayarak sonuca ulaşma çabası olduğunu daha önce açıklamıştık. Derlerse ki bunun kesin kanıtı şudur. Varlık ölü ve canlı olmak üzere ikiye ayrılır. Canlı ölüden daha öncedir ve daha üstündür. İlk iki daha önce ve daha üstün olduğuna göre o canlı olmalıdır. Her canlı kendi özünün bilincindedir. Ayrıca onun sonucu olanların canlı olup onun ölü olması olanaksızdır. Deriz ki bunların tümü zorlamadır. Biz diyoruz ki birçok aracılar ile ya da aracısız olarak kendini bilmeyen varlıktan kendini bilen bir varlığın çıkması niçin olanaksız olsun? Eğer bunu olanaksız kılan nedenin neden neden üstün olması ise nedenlinin nedenden üstün olmasını olanaksız kılan nedir? Oysa bu apaçık, kendiliğinden bilinen bir şey değildir. Sonra onun üstünlüğü bilgisinden değil, tüm varlığın ona bağlı olmasındandır. Bunun kanıtı da onun kendi özü dışında işiten ve duyan birçok şeyi bilmesi ama onun işitmiyor ve duymuyor olmasıdır. Diyen bir kimseyi neye dayanarak reddediyorsunuz? Eğer bir kimse, varlık gören ve kör ya da bilgili ve bilgisiz olmak üzere iki bölüme ayrılır demiş olsaydı, görenin daha üstün olması ve ilk ilkenin de gören ve her şeyi bilen olması gerekirdi. Ne var ki onlar bunu reddederek diyorlar ki, üstünlük görmede ve şeyleri bilmede değildir. Tersine üstünlük görmeye ve bilmeye gereksinim duymamak. Bilgililerin ve görenlerin bulunduğu tümelin kendisinden çıktığı bir öze sahip olmaktır. Aynı şekilde bir varlığın kendi özünü bilmesi üstünlük değildir. Üstünlük bilinçli özlerin ilkesi olmaktadır ve bu tür üstünlük ona özgüdür. Dolayısıyla filozoflar ilk ilkeden kendi özünü bilmeyi de olumsuzlamak zorunda kalmışlardır. Çünkü istençten başka bunu kanıtlayacak hiçbir şey yoktur. İstenci kanıtlamanın tek yolu da evrenin sonradan yaratıldığını kabul etmektir. Sonradan var olma görüşünün geçersizliği, bu bilgileri ussal araştırmalar yoluyla elde eden herkese göre yukarıdaki çıkarımların tümünün bozulmasına yol açar. Sonuç olarak filozofların ilk ilke için olumladıkları ya da olumsuzladıkları niteliklerle ilgili olarak bilginlerin başvurmaktan kaçındığı sanı ve kestirimlerden başka herhangi bir kanıtları yoktur. Aslında aklın tanrısal nitelikler karşısında bocalamasında şaşılacak ve yatsınacak bir şey yoktur. Tuhaflık onların kendi kendilerini ve kendi kanıtlarını beğenmelerinde ve yollarını yitirmiş, bocalamış olmalarına karşın bu konuların kesin bilgisine sahip olduklarına inanmalarındadır. Derim ki, aslında sonradan yaratılan varlıkların kiminin doğal olarak, kiminin istence bağlı olarak, kiminin de rastlantı sonucu ortaya çıktığını gözlemliyor olmamıza karşın, onların yani kelamcıların evrenin sonradan yaratılmasının istenci gerektireceğini savunmaları en tuhaf şeylerden olsa gerekir izden sonucu ortaya çıkanlar yapay şeylerdir. Bir şeyin doğası gereği ortaya çıkan şeyler ise doğal şeylerdir. Eğer sonradan olan şey yalnızca istençten ortaya çıkıyor olsaydı, sonradan olanın tamamına istencin de alınması gerekirdi. Oysa bilinmektedir ki sonradan olan yokluktan sonra var olan şey diye tanımlanır. Eğer evren sonradan var olmuşsa, onun bir takım doğal ilkelerden ortaya çıkan doğal bir varlık olarak sonradan olması, yapay durumlar sonucu diğer bir deyişle istencin sonucu olarak var olmasından daha uygundur. Fakat evrenin kendisinin varlığını yokluğuna yeğleyen bir etkinden çıktığını kanıtladığına göre, bu etkinin istenç sahibi olması zorunludur. Eğer o, ezelden beri varlık üzerinde etkin olup İstenç sahibinin de Gazali'nin dediği gibi bilgili olması gerekiyorsa filozoflar ile kelamcılar bu ilke sayesinde ortak bir noktada buluşmuşlar demektir. Onun kelamcılardan aktardığı görüşün inandırıcılığı ise doğal durumları yapay durumlara benzetmesinden kaynaklanmaktadır. Onun filozoflardan aktardığı filozoflara göre yüce yaratandan çıkanlar, doğal bir uzantı olarak çıkarlar. Biçimindeki görüşü ise yanlıştır. Gerçekte filozofların görüşü şudur. Varlıkların ilk ilkeden çıkması, doğal bir uzantı ya da insan istenci yoluyla çıkmasından daha üstün bir yoldan gerçekleşmektedir. Çünkü söz konusu iki yönün her ikisi de bir takım eksiklikler barındırmaktadır ve bunlar doğru ve yanlış diye bölünemezler. Çünkü kesin kanıt göstermektedir ki burada istenç kavramına verilen anlama göre yüce yaratandan etkinin çıkışının ne doğal bir çıkış olması ne de istence bağlı bir çıkış olması olanaklıdır. Çünkü canlıda istenç hareketin ilkesidir. Yüce yaratanda hareket etme niteliğinin bulunmasından söz edilemeyeceğine göre Algılanabilen düzlemdeki istençli de olduğu gibi hareket ilkesi bulunduğundan da söz edilemez. Ondan çıkan etki istençten daha üstün bir tarzda çıkmaktadır ve bunu yalnızca o bilebilir. Onun istenç sahibi olduğunun kesin kanıtı ise iki karşıtı bilmesidir. Çünkü eğer o yalnızca bilgili olması yönüyle iki karşıt etkinin sahibi olsaydı bu olanaksız olurdu. Öyleyse onun etkisi iki karşıttan birini seçme yoluyladır. Onların, kelamcıların bu konudaki yanılgılarından biri de ne doğanın ne de istencin anlamını kavrayamamış olmalarına karşın her etki ya doğal olarak ya da istenç sonucu olarak ortaya çıkar biçiminde bir sıvı ileri sürmelerindendir. Filozoflara göre doğanın birkaç anlamı vardır. Birincisi, dört unsurdan ateşin yukarıya doğru yükselmesi, toprağında aşağı yönelmesidir. Bu tür bir hareketin bir varlıktan çıkması ona ilişen bir durum nedeniyledir. Bu da bir şeyin bulunduğu yer dışında yeniden oluşmasıdır ve o, varlığı bu oluşuma zorlayan bir durum söz konusudur. Oysa yüce yaratan böyle bir doğadan uzaktır. Onlara göre doğanın ikinci bir anlamı da şudur. Sanat ve eylemden çıkan etkiler gibi kendisinden ussal bir etkinin çıktığı herhangi bir güç. Kimi filozoflar bu tür bir gücün akıl olduğunu söylemişlerdir. Diğerleri ise bu güçte aklın bulunmadığını ve bu gücün doğal yollardan etki yaptığını ileri sürerek şöyle demişlerdir. Bu güç akıldan çıkmaktadır. Çünkü onlar bu gücü hareketini kendi özünden alan ve kendisinden bir takım düzenli etkilerin çıktığı sanatsal etkinliğe benzetmişlerdir. Bu nedenle filozofların önderi Aristo diyor ki, aklın doğasının tüm varlığa yayıldığı çok açık bir gerçektir. Bu inanç Gazali'nin filozoflardan aktardığını söylediği görüşten çok uzaktır. Kendi özünün bilincinde olan, kendisinden çıkan, başka şeyleri bilir biçimindeki önermeye gelince tümel yargı içeren böyle bir görüşü ileri süren kimse başkasını bilmeyen kendi özünü bilmez biçimindeki yargıyı da kabul etmek zorundadır. Gazali İbn Sina'nın o başkasını bilir biçimindeki görüşünü diğer filozofların kanıtlarıyla geçersiz kalmış ve İbn Sina'nın yaptığı akıl yürütmeye göre ilk ilkenin ne ilk olabileceğini, ne de kendi özünü bilen varlık olabileceğini ortaya koymuştur. Evet, Gazali'nin bu çıkarımı doğrudur. Gazali'nin filozoflardan aktardığı ve onların kendi kanıtlarından yola çıkarak ulaştıkları bir sonuç olduğunu söylediği kendi özünü bilmeyen ölüdür. İlk ikenin ölü olması olanaksızdır görüşüne gelince, bu bilinen yaygın önermelerden derlenmiştir ve karşıtlarını inandırmak için ortaya atılmıştır. Çünkü eğer bir şey diri değilse, bu şeyin doğasında dirliğe yatkınlık bulunmadıkça ya da ölü sözcüğü ile canı olmayan varlıklar kastedilmedikçe o şey ölü değildir. Bu durumda bu önerme hem doğru hem yanlış olabilir. Şöyle ki hay hayat sahibi sözcüğünden her varlık ya diridir ya da cansızdır önermesindeki anlam da kastedilebilir. Bu durumda diri yani hay terimi hem ezelden beri diri olan hem de gelip geçici olarak belli bir zamanda diri olan anlamlarında ortak kullanılan bir terimdir. Onun eğer başı dönerek maddeden soyutlanan her şey kendi özünü ve dolayısıyla da kendini akleder diyecek olurlarsa bu konuda hiçbir kesin kanıt olmadığını dolayısıyla bu söylenenlerin kanıtları zorlayarak sonuca ulaşma çabası olduğunu daha önce açıklamıştık. Biçimindeki sözlerine gelince daha önce belirtmiştik ki onların bu konudaki kesin kanıtlarının gücü, kesin kanıtın bu kitapta ortaya konulduğu biçimiyle kullanıldığı kadardır. Diğer bir deyişle kesin kanıt doğal olarak bulunduğu yerden ve bağlamdan çıktığında gücünü yitirir. Sıradan bir söz durumuna düşer. Filozofların kanıtlarını kullanarak onlara yanıt vermek amacıyla onlardan aktardığı varlık ölü ve diri olmak üzere ikiye ayrılır. Diri ölüden daha öncedir ve daha üstündür. İlk iki daha önce ve daha üstün olduğuna göre o diri olmalıdır. Biçimindeki görüşe gelince ölü sözcüğünden cansız varlıklar anlaşılıyorsa. Bu öncüller yaygın olarak bilinmektedir ve doğrudur. Gazali'nin diri olmayan bir varlıktan diri bir varlığın ortaya çıkması ve bilgili olmayan bir varlıktan bilginin çıkması olanaklıdır. İlk ilkenin üstünlüğü onun her şeyin ilkesi olmasıdır. Biçimindeki sözleri doğru değildir. Çünkü eğer diri olmayan bir şeyden diri bir varlığın çıkması olanaklı olsaydı var olmayan bir şeyden bir varlığın kendiliğinden çıkması ve herhangi bir şeyin diğer herhangi bir şeyden rastgele çıkması olanaklı olurdu. Kısacası nedenler ve nedenliler arasında ne önceleme ve erteleme yoluyla uyumlu bir sıralama ne de türlerde bir uyum bulunurdu. Gazali'nin onların diriden üstün olan diridir biçimindeki sözleri bir kimsenin gören ve işiten bir varlıktan daha üstün olan varlık, işitmesi ve görmesi olan varlıktır demesine benzer. Oysa onlar bunu kabul etmiyorlar. Çünkü onlar ilk ilkeden görme ve işitme niteliklerini olumsuzluyorlar. Onlara göre işitmesi ve görmesi olmayan varlığın, işitmesi ve görmesi olan bir varlıktan daha üstün olması olanaklı olduğuna göre, diri ve bilgili olmayan varlığın diri ve bilgili olan varlıktan üstünlüğü olanaklı olmalıdır. Aynı şekilde onlara göre, görmeyen bir varlıktan gören bir varlığın çıkması olanaklı olduğuna göre, bilgili olmayan bir varlıktan bilgili bir varlığın çıkması da olanaklıdır. Biçimindeki sözlerine gelince, bu sözler gerçekten sofistçe söylenmiş demagojik ifadelerdir. Çünkü filozoflara göre, görmesi ve işitmesi olmayan varlığın, görmesi ve işitmesi olan varlıktan, salt üstün olmayıp, görmekten ve işitmekten daha üstün bir algılamaya sahip olması, açıkçası bilgiye sahip olması bakımındandır. Bilgiden daha yukarıda bir üstünlük bulunmadığı içindir ki, bilgili olmayanın, bilgili olandan daha üstün olması olanaksızdır. Bu bilgisi olmayan, ister ilki olsun, ister olmasın fark etmez. Bu nedenle kimi ilkeler bilgili, diğerleri bilgisiz olduğu için bilgili ve bilgisiz olan nedenlilerin durumunda olduğu gibi bunlardan bilgisiz olanların bilgili olanlardan daha üstün olmaları olanaksızdır. Öyleyse ilke üstünlüğü bilgisiz ilkenin üstünlüğünün bilgili ilkenin üstünlüğünden daha yetkin olduğu kabul edilmedikçe bilgi üstünlüğünden daha yukarıda olamaz. İlki iki olmakla kazanılan yetkinlik, bilgili olmakla kazanılan yetkinlikten daha üstün olamaz. Bu nedenle üstünlüğün doruğunda bulunan ilkinin, yetkinliğin de doruğunda bulunması zorunludur ki bu yetkinlik de bilgidir. Filozofların ilk ikiyi işitme ve görme niteliği ile nitelemekten şiddetle kaçınmalarının nedeni bu iki niteliğe sahip olan varlığın can sahibi olmasının zorunluluğudur. Yüce Tanrı'nın şeriatta kendisinin bu nitelikte olduğunu belirtmesi ise sahip olmadığı hiçbir bilgi ve bilinç türünün bulunmadığı yönünde bir uyarıdır. Bu kavramı sıradan insanlara işitme ve görme niteliği dışında anlatmak olanaksızdır. Bu nedenle söz konusu yorum bilginlere özgüdür ve bu bilginin şeriatı bildiği savıyla ortaya çıkanların çoğunun yaptığı gibi herkes tarafından paylaşılan şeriat inançları arasına sokulması sakıncalıdır. Gazali'nin bu bölümde anlattıklarının tümü sulandırma ve tutarsızlıklarla doludur. Bu gibi konularda bilginlerin ayaklarının kayması sonucu doğan yanılgılarının hoşgörü kapsamında değerlendirilmesi ve iyilikle yad edilme doğrultusundaki isteklerinin yerine getirilmesi için diyoruz ki biz yüce Tanrı'ya aidiz ve ona döneceğiz. Tanrı'dan dileğim, ahiretini dünyasıyla perdeleyen, yüce hedefleri aşağılık şeylerle örten kimselerin arasına bizi koymaması ve bizim için güzel bir son hazırlamasıdır. Çünkü onun gücü her şeye yeter.